Merhaba, ben Kent Dobson. İsa zamanını ve İsa'nın hayatını anlamayı gerçekten çok istiyorum. Kim olduğunu, neden tarih üzerinde bu kadar derin bir etki bıraktığını bilmek istiyorum. Anlamak için bana bu yolculukta eşlik edin. Kurgu ve gerçek arasındaki farkı keşfetmek için dünyanın en iyi arkeologlarıyla, bilginlerle ve inançlı insanlarla buluşacağım. Eski İncil bir kenara atıldı ve yenisi keşfedildi. İsa'nın Nasra'daki yaşamı hakkında ne gerçek ne uydurma. Batı tarihinde 2000 yıl hüküm sürdü. Milyonlarca insan hayatlarını ona adadı. Onun adına savaşıldı. Ama bu adam gerçekte kim? Bu benim doğruyu arayışım. Ben İncil tarihçisi ve öğretmenim. Bugün Beytüllehim'e doğru giden yoldayım. Bilirsiniz, ben çocukken yeni vasiyetnamenin 4 İncil'in İsa hakkında bilmek istediğiniz her şeyi anlattığı söylenirdi. Bunlar İncil doğrularıydı. Ama inancımın eski tarihi üzerine çalıştıkça gerçek sorular sormaya başladım. Bana göre gizem İsa'nın doğumundan başlıyor. Şimdi Beytüllehim'deyiz. Bu demek oluyor ki Batı Şeria'ya girdik. Neredeyse başka bir şehre geçmişiz gibi. Sınırla, duvarla ve çetle. Bugün kutsal toprakların gerçeği bu. Beytüllehim şimdi hareketli bir Filistin şehri. Ama bundan 2000 yıl önce Roma İmparatorluğu'nun gölgesinde küçük bir şehirdi. Milattan önce 200 yılında Roma İtalya'nın ilerisine yayılmaya başlamıştı. Sonunda bütün Ege'de hüküm sürecekti. İsa doğduğunda imparatorluk eski İsrail topraklarını ele geçirmeye başlamıştı. İsa'nın doğuş hikayesini düşünün. İsa Yemlik'te, Meryem ve Yusuf, bilge adamlar, Herod. Hepsi burada mı gerçekleşti? Matta ve Luka'nın İncil'i İsa'nın doğumunu Beytüllehim'e koyar. Luka'ya göre ebeveynleri Yusuf ve Meryem Nasra'daki evlerini terk etmeye ve nüfus sayımı için güneye gitmeye mecbur kaldılar. Bu yüzden Beytüllehim Yusuf'un asıl memleketidir. Dünyanın ünlü İncil uzmanları hikayenin bu kısmını tartışırlar. Dominik Cumhuriyeti'nden rahip Jerome Murphy O'Connor bunlardan biri. Sayımın olduğunu neden düşünmüyorsunuz? Mısır'daki Romalı sayım kanunlarından örnek verecek olursak, hepsi beklediğiniz şeyi söyler. Herkes evde kalır. Tabii, seyahat eden niye sayılır ki? Nerede yaşıyor ve çalışıyorsan orada sayılırsın. Ekonomik bozukluğa bakın. Demek istediğim bu tamamen imkansız. Luka der ki, gördüğünüz tarih Quirinius tarafından yürütülmüştür. Quirinius burada bir sayım tarihi vermiştir ama çok sonra. Belki de 10 yıl sonra. Ve sayım olmasaydı, kutsal ailenin Beytüllehim'de olmak için sebebi bile yoktu. Bu hikayelerle büyümüş, benim gibi biri için bu oldukça kafa karıştırıyor. İsa'nın doğduğu kilise, İsa'nın doğduğu söylenen yerin tam merkezinde inşa edilmiştir. Her sene Noel zamanında betimlenen yemlik sahnesi burada gerçekleşmiş olmalı. Artık bundan pek emin değilim. Tüm doğuş hikayesini ayrıntılarıyla inceleyenlerden biri de ünlü İncil tarihçisi John Dominic Crossan'dır. Sizce doğuş hikayesi tarihe uygun mu?
Matta ya da Luka'nın hikayelerinin tarihe uygun olduğunu düşünmüyorum. Bütün detaylar aslında tamamen farklı. Onları kendimize göre sıralıyoruz ama tamamen farklılar. Bunların hepsini tarihten çok kısa öykü olarak görüyorum. O zaman bunların gerçekleştiğini düşünmüyorsunuz. Hayır, örneğin Matta yeni Musa olarak İsa'yı getirecek. Herod da Firavun'un göçteki bütün çocukları öldürdüğü gibi çocukları öldürtecek. Bu gerçek değil, tamamen uydurma. John Dominic Rosen bana hepimizin en az bir kere duyduğu bir hikayeyi hatırlatıyor. Doğudan bilge adamlar Mesih'in doğumunu öngörüyor. Ve şeytan kral Herod'a Yahudilerin gerçek liderinin doğduğunu söylüyor. Herod Betlehem'deki bütün yeni doğmuş erkek çocuklarını öldürtüyor. Buna masumların soykırımı diyorlar. John Dominic bu hikayenin gerçek olduğunu düşünmüyor. Ama o inançlı biri. Bu nedenle gerçekle inancı arasındaki gerilim onun için zor olmuyor mu merak ediyorum. Bu gerilimde kalmak zor mu? Endişelendiğim hayatın gerilimi. Evet, evet, itiraf etmeliyim ki bunu asla zor bulmadım. Heyecan verici geliyor bana. Bunu biliyor musun? Hikayede beni büyüleyen karakterlerden biri de Kral Herod. O kesinlikle gerçek. İsa doğduğunda Güney Filistin vilayetini hükmeden Yahudi kralıydı. Onun zamanında Güney Filistin yavaş yavaş Roma İmparatorluğu'nun eline geçti. Gerçek olduğunu nereden mi biliyorum? Çünkü bütün tarih kitaplarında var. Ve yaptığı binaların kalıntıları şimdiki İsrail'in her tarafında var. Kötülüğüyle ün salmış bu adamın arkasındaki gerçekliğe ve İsa ile olan ilişkisine ulaşmak istiyorum. Bunu yapmak için en iyi yer Caesarea, yani Kayseri. Caesarea, İsa doğmadan hemen önce tasarlanmış ve inşa edilmiş bir liman kentidir. Gerçek bir eserdir. Roma İmparatorluğu'nun en değerli limanı. Herod'un amacı İsrail'de küçük bir Roma yaratmaktı. Şu mermer sütunlara bakın. Bu Türkiye'den, bu İtalya'dan, bu Yunanistan'dan ve bu büyük olan da Mısır'daki Asvan'dan buraya büyük Herod tarafından getirildi. Sadece Caesarea'daki taş işlemesinden Herod'un ne kadar güçlü ve enternasyonel olduğuna dair fikir edinirsiniz. Ama Herod İncil'de yazdığı gibi gerçekten bir günahkar mı? Daha fazlasını öğrenmek için tarihçi Sarah Anderson'la görüşeceğim. Benim fikrime göre Herod hakkında bilgi edinmek için tarihçiyle değil, psikologla görüşmelisiniz. Gerçekleri biliyoruz. Gerçekler korkunç. En sevdiği insan olan karısını bile öldürdü. Aynı karısından olan iki oğlunu havuzda boğazladı ve boğdu. Bütün canavarlıklarını anlatmaya devam edebilirim. Ama diğer özellikleriyle bence ona tarihte daha iyi bir yer vermeliyim. Bir örnek verir misiniz? İnşa eden olarak en iyilerinden biriydi diyebilirim. Roma figürlerine görünüm kazandırdı ve bir devlet adamı olarak kendisinden 1000 yıl önceki Güney Filistin krallarının da kralıydı. Yahudilerin de kralıydı gerçekten. Yani Herod hem canavar hem de harika bir hükümdardı. Gerçek şu ki İsa adında birini hiç duymamış ya da masumların soykırım emrini vermemiş olabilir. Ama Caesarea bana Herod'un Roma'yı İsa'nın kapısına getirdiğini gösterdi. Roma'nın bu kadar güçlü olduğunu daha önce fark etmemiştim. Sadece
iktidar ve askeri açıdan güçlü olması bakımından değil. Ticaretten, sanat, güzellik ve kültüre kadar her konuda baskındılar. Ve onlardan kesinlikle kaçamıyordunuz. Herod öldüğü zaman İsa'nın nerede olduğunu tam olarak bilemeyiz. Ama ondan önce güneyde Nasra denen bir köyde görülmüş. İsa hakkında en büyük esrar onun çocukluğu. Hemen hemen hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Nasra onun memleketi. Ve burada yeni ipuçları belirmeye başladı. İsa'nın Nasra'sı çok küçük bir topluluktu. Onu işçi gibi bir şey olarak düşündüm. Ama dünyası tamamen farklıydı. Fakirdi. Yeni vasiyete göre geniş, köylü bir aileden geliyordu. Annesi Meryem'in 5 oğlu ve birkaç tane kızı vardı. Magda'nın İncil'inde İsa'nın babası Yusuf'un izinden gidip marangoz olduğu söylenir. Ama eski Yunanca'nın kötü çevirisi yüzünden insanlar bunun hakkında yanlış bir fikre kapılabilir. İncil'de İsa tekton olarak geçer. Ve birçok insan bunun marangoz anlamına geldiğini düşünür. Ama kelime aslında inşa eden ve dünyanın bu kısmında sen taşla inşa ettiğin anlamına gelir. Bugün Nasra'nın tam kalbinde bir hedef buldular. 2000 yıllık bir hedef. Evleri için ihtiyacı olan çizikleri kireç taşının haricinde taşta kesikler görebilirsiniz. İsa'nın buraya gelmiş olduğunu hayal etmek, inanın bana hiç de zor değil. Yusuf ve İsa marangoz değil de taşçı olabilirler. Bu da benim şu an burada yaptığımın aynını aynı yerde yapmış oldukları anlamına gelebilir. İsa'nın çocukluğu hakkında diğer bir ipucuysa Nasra'dan 4 mil ileride. Seforis adında Yahudi şehri. İsa çocukken yapım aşamasındaydı. Seforis, Roma ile işbirliği yapan Yahudi aristokratlar için inşa edilmiş zengin ve büyük bir şehirdi. Seforis'e baktığınızda Roma'nın etkilerini görebilirsiniz. Ama bu yeri Romalılar değil, Yahudi taş işçileri inşa etti. Belki İsa burada babası Yusuf'la yan yana marangoz olarak değil de taş işçisi olarak çalışmıştır. Sadece kavurucu sıcağı değil, Roma ile ilgili olan bu işin ağırlığını hissederek küçük bir çocukken Seforis'in yapımına yardım etmiş olabilir. İsa'nın eski yıllarına ait bir tek iz var. Luka'nın İncil'i 12 yaşındaki İsa'nın Kudüs'teki ailesinden uzaklaşıp dolaşmaya çıktığı ve ailesinin onu aramak zorunda kaldığı güne dair bir hikaye anlatır. Sonunda onu bilgelerin arasında bir tapınakta, onları dinlerken ve onlara sorular sorarken buldular. Luka'nın İncil'ine göre onu duyan herkes anlayışı ve verdiği cevaplar karşısında şaşırıyordu. İsa çok dindar insanlar arasında büyüdü ve etrafı güçlü Yahudi inançlarıyla çevriliydi. Son zamanlardaki bir keşif, o dünyaya bir pencere açtı ve bunun hakkında daha çok şey bilmek istiyorum. Bu yüzden iyi arkadaşım Brian Schultz'la doğuya gidiyorum. Gideceğimiz yer Qumran adında Ölü Deniz'e yakın uzak bir yer. Dünyadaki en sıcak ve en ıssız yerlerden biri. 1947'de Bedevi sürüsünün eşekleri Qumran'ın yüksek uçurumlarındaki uzak mağaraya doğru sürüden ayrıldılar. Hikaye devam ettikçe bir adam onları takip etti ve mağaranın arkasında çoğu kırık bazı eski küpler görünce kafası karıştı. İçeride destelerce eski yazı buldu. Bunlar sonradan Ölü Deniz taslakları olarak anılacaktı. Burada Çilekeşler isminde bir Yahudi mezhebi inançlarına ait 2000 yıllık detaylı dokümanlar vardı. Ve bu topluluktan geriye kalanlar Qumran'da topraksız kaldı. Kudüs'te olanın bu olduğunu hala inanıyor musunuz?
Bir anlamda Ölü Deniz taslaklarının keşfi diyebilirsiniz ki İsa'nın dünyasını anlamak için küçük bir devrimdi. Çok açık ki bu el değmemiş bölgede yaşanacak çok şey var. Onları motive eden nedir? Son günlerini yaşadıklarına inanıyorlardı. Bizim bildiğimiz dünyanın sonu ya da onların bildiği gibi olan çok yakında gelecekti. Bu da temelde demek oluyor ki, İsrail artık toprağa hükmeden hiçbir yabancı hükümdara sahip olmayacaktı. Şeytan yarım kalmıştı. Kudüs'e Tanrı hükmediyordu. Bu bence temel farklardan biri. Brian bana çilekeşlerin Yahudi inançlarını farklı bir şekilde yaşadıklarını anlattı. Bir sürü farklı sosyal grup. Saflık ve dünyanın sonunun gelmesi konusunda takıntılıydılar. Bu insanlar belli ki ruhani temizlik hakkında çok endişeliydi. Neden bu konuda endişeliydiler? Ana metinlerinden biri Yeşaya 40 şöyle söyler. El değmemiş bir toprakta ağlayan ses Tanrı'ya doğru olan yola hazırlanır. Bu nedenledir ki oradan çıkma ve Tanrı'ya giden yolu hazırlama ihtiyacı duydular. Bu da dini olarak saf olmak demekti. İncil bize der ki dini olarak saf olmak için suda banyo yapmalısınız. Ayinsel banyoları, canlı su diye adlandırdıkları şeyi elde etmek için mevsimsel sel suyu bulmaları gerekti. Dünyanın herhangi bir yerinde muhteşem bir su yolu hazırlamaktan başka seçenekleri yoktu. Vay canına! Milyonlarca galon buraya getirilebilir. Evet. Su neredeyse kaya kadar yüksek olur. Çok miktarda su bulunur. Bu tünelin içine girmek için biraz sürünmemiz gerekecek. Kafanıza dikkat edin. Tamam. Vay canına. Çilekeş mühendisler, kayaların arasından ayinsel banyolara giden yola kanal açmak zorunda kaldılar. Ölü Deniz taslaklarına ev sahipliği etmek için tasarlanmış Kutsal Kitap Sandığı Müzesi'nin içindeyim. Bu metinler gerçekten paha biçilmez. İsa'nın geldiği Yahudi dünyası ile ilgili bize fikir veriyor. Ama burası İsa'nın fikirlerini bulduğu yer mi? Kendisi bir çilekeş miydi? Bana göre taslaklar olmadığının bir kanıtı. İbrani İncil'inden olan çoğu metin eski Hristiyan vasiyetiyle temelde aynı. Ayrıca halkın kanunlarının detaylı kayıtları. Hepsi ortak şekilde çilekeşlerin katı, muhafazakar, dışarıdakileri açık olmayan bir Yahudi mezhebi olduğu kanısında. Bu gerçek ve dünyanın sonuyla ilgili takıntıları onları İsa'dan farklı kılıyor. Bu hayatının büyük bir kısmıydı ama bir anlamda kendisi değildi. Öğrendim ki tarihçilerin kafasında İsa'nın gençliği hakkında birçok soru var. Ama bir tek konudan eminler. İsa buraya 30 yaşlarında geldi. Öğretmeye ve Kuzey Filistin denizinin kıyısındaki insanları iyileştirmeye başladı. Dünyanın sonu hakkında vaazlar vermez ve ayinsel temizlik konusunda takıntılı değil. Roma zulmünün şiddetli olduğu bir dönemde yaşadı. Ama ilginç bir şekilde barış elçisiydi. Bu topraklar ve nehir hakkında düşünmekten kendimi alamıyorum. İsa'nın gördüğü işte buydu. Onun yürüdüğü ve müritleriyle konuştuğu yer burasıydı. Bütün o güzel metafor ve görüntüleri topladığı yer buranın dışındaydı. İsa dünyaya izini iyileştirici ve peygamber olarak bıraktı. Sözleri etrafındakilerin üzerinde özel bir etki bıraktı. İlginç bir şekilde müritlerinin yarısı balıkçıydı. Matta'nın İncil'i der ki, Kuzey Filistin denizinde yürüdüğü zaman kardeşleri Simon ve Andrew'yu ağlarını denize atarken gördü. Balıkçıydılar. İsa onlara, gelin beni takip edin. Sizi adamların balıkları yapacağım dedi.
bu bağlantıyı sık sık düşünüyorum. Sıradan insanların hayatlarını anladığını biliyoruz. Onların arasında büyüdü. İşçiler, çiftçiler. Ama neden yetişkinlik hayatının çoğunu balıkçılarla geçirdi? Şaşırtıcı bir şekilde balıkçılık 2000 yıl içinde pek değişmedi. Hala Kuzey Filistin denizinde ağlarla balık tutuyorlar. Bu bayağı iyi. İsa Tanrı'nın krallığının bizi denize götüren bir ağ olduğunu söylemişti. Ve ağ tekrar çektiğinde türlü türlü balıkla doluydu. Sonra iyi balığı kötü balıktan ayırıyorsun. İsa şüphesiz çok iyi bir öğretmendi ve böyle olmasının bir sebebi de herkesin anlayabileceği hayat dilini kullanmasıydı. Zengin veya fakir misiniz fark etmez. Tarihi araştırma bize İsa'nın hikayesinde balıkçılık bağlantısı konusunda daha derin bir bakış açısı gösterdi. İsa vaaz vermeden hemen önce, milattan sonra 24'te yeni bir vergi sistemi çıktı. Bu vergi sistemiyle insanlar yoksulluğa sürüklendi. Belki de İsa'nın umut dolu mesajına o yüzden bu kadar acıktılar. Son bulgular bize daha çok anlayış kazandırdı. Moshe Lufan ve kardeşi Yuval bütün hayatları boyunca Kuzey Filistin denizinde balıkçılık yaptılar. 1986 yılında kuraklık oldu. Su seviyesi indi ve yüzyıllardır saklı olan bir şeyi açığa çıkardı. Gemiyi bulduğunuz günü bana anlatır mısınız? Öncelikle, kardeşim Moshe'le ve ben denizde doğduk. Babam balıkçıydı ve biz ikinci kuşak balıkçıyız. Çocukken hep Kuzey Filistin denizinde oynardık. Bir gün bir çivi gördük. Çivi? Evet, çivi, Roma çivisi. 20 santim sonra bir tane daha, sonra bir tane daha. Tahtayı gördüğümüz yeri temizledik ve hey, bir gemi bulduk. Hemen bir gemi olduğunu anlamışsınız. Evet, zıplıyoruz, dans ediyoruz, hatırladınız mı? Ama güneş gittikten sonra kocaman bir gökkuşağı. Yani gökkuşağı gemiyi bulduğunuzda ortaya çıktı. Evet, bu geminin özel olduğunu hissediyoruz. Yuval'ın bulduğu bu özel gemi İsa zamanından, 1. yüzyıldandı. Bu gemi keşfedilene kadar kimsenin müritlerin balıkçı gemisinin nasıl olduğu hakkında fikri yoktu. Denizle ilgili olan arkeolog Shelley Waxman kazıdan sorumluydu. Bu gemi Magdala civarlarında bulundu. Magdala'dan Meryem Magdalena'nın evinde. Bunun gibi bir gemide kaç insan vardır? Milattan sonra 1. yüzyıl tarihçisi Yusufus Flavius geminin tipinden söz eder ve gemiye 15 kişinin sığabileceğini söyler. Ama şunu unutmayın ki o zamanlar insanlar daha küçüktü. Yahudi ve Galileli erkeklerin ortalama boyu 1. yüzyılda 5 ya da 4,5 foot'tu. O zaman İsa ve 12 müridi düşünmek mümkün mü? 12 mürit de denize açılmak isteseydi bunu yapabilirdi. İzotop tarihlemesi geminin İsa'nın doğduğu zaman yapıldığını gösterir. Yani muhtemelen hayatı boyunca nehirde denize açılıyordu. O zaman neden bu gemiyi kullandığını düşünüyorsunuz? Bence İsa bu gemide çalıştı. Çünkü bu gemi etrafa huzur veriyordu. Tahminimce bunu asla bilemezsiniz. Bilmem, ben demiyorum. İsa'nın mesajı ne kadar huzur vericiydi? İsa'yı öğretmenlik yaptığı zamanları, burada Galile'de pastoral ortamı düşünmek hiç de zor değil. Öğrencileriyle balık tutuyor, insanların evinde yemek yiyor. Ama buranın siyasi düşüncelerinin kuvvetli olduğu bir yer olduğunu hatırlamak da önemli. İsa değişik bir krallıktan bahsediyordu. Havada başkaldırı ve isyan kokusu vardı. Ve İsa bunun bir parçasıydı. Kudüs. Onun gibi başka bir şehir daha bilmiyorum. Onun kadar güzel, onun kadar yüzyıllar boyunca dini ve politik çelişkilerle yıpranmış.
Olayv dağlarında oturuyorum. Ve İncil'e göre burası Paskalya'dan önceki pazarda İsa'nın Kudüs'e girdiği yer. Ama şehir benim bugün gördüğümden çok farklı görünüyordu. Onun Kudüs'ü Hristiyanlıktan önce bir Kudüs'tü. Müslümanlıktan da önce. O zamanın standartlarına göre oldukça kitleseldi. Yaklaşık 100 bin kişiye ev sahipliği yapıyordu. Şehrin merkezi Museviliğin sembolik kalbiydi. Büyük Tapınak. Kutsalların kutsalı. Romalılar Kudüs'ü yağmaladı ve milattan sonra 70 yılında tapınağa zarar verdi. İsa'nın ölümünden 40 yıl sonra. Bugün arda kalan ve genellikle batı ya da ağlama duvarı olarak adlandırılan bir kuşatmadır. İnançlılar burayı hatırlamak için, dua etmek için geliyor. Burası dünyadaki en kutsal yerlerden biri. İsa'nın dua ettiği tapınak yok edilmiş olabilir. Ama hemen yanında şehrin antik bölümleri yer alıyor. Sokaklar, marketler, evler. Kudüs, İsa'nın son destinasyonuydu. Burada İsa dönüşü olmayan tek bir aksiyon almaya karar verdi. Burada İsa'nın kaderini mühürleyen bir şeyler oldu. Günümüzün en önemli İncil araştırmacılarından birini görmek üzere yola çıktım. John Dominic Crossan. Umuyorum ki o gün hakkında bana daha fazla bilgi verecek. İsa'nın büyük tapınağa son kez girdiği gün. Neden en başta tapınakta İsa'nın başı derde girdi? Çünkü İsa oraya Romalı güçlerle kilisenin işbirliğine karşı gösteri yaparak sorun çıkarmaya gidiyor. O halde bu kasıtlıydı. Kesinlikle öyle. Ve İsa bunu yılın en hassas döneminde yaptı, Paskalya. Yeni vasiyet der ki, Kudüs'e varırken İsa tapınak bölgesine girdi ve oradaki alıcı ve satıcıları kovdu. Onların masalarını ve güvercin satıcılarının tezgahlarını dağıttı ve dedi ki, benim evim tüm milletler için bir dua evi olacaktır. Ancak siz burayı bir soygun mağarası yaptınız. Böylece İsa tapınağa gelir ve masaları alt üst eder. Bunu neden yapıyor? Tapınak Tanrı'nın evidir. Ancak şu anda isteseler de istemeseler de Roma İmparatorluğu güçleriyle işbirliği yapan kutsal otoriteler tarafından yönetiliyor. İsa zamanında Roma kuralları koyan imparatorluk olmuştu ve İsa tamamen kendi Yahudi gelenekleriyle Tanrı'nın dünyanın böyle yönetilmesini istemediğini açıkladı. Ve bu bir devrilmedir. Yani senin düşüncene göre İsa'nın mesajı imparatorluk açısından oldukça yıkıcıydı. Oldukça yıkıcıydı. Ve Mısırlıların zamanından beri Yahudi peygamberler ve Tevrat her zaman Tanrı'nın adil bir sistem olmadığı için İmparatorluğa karşı olduğu konusunda ısrar etmişlerdir. Sanırım İsa'nın ne gibi önemli politik açıklamalar yaptığını hiçbir zaman anlayamadım. Hristiyanlıkta politik bağlamı yok oldu. Bunu biliyorum. Sanırım birçok insan İsa'yı temiz beyaz kaftanı, küçük mavi kuşağı ve uçuşan uzun saçlarıyla hayal etmeyi sever. Tabii ki ben de bu görüntülerle büyüdüm. Ama İsa'yı bir devrimci ve fakirler için savaşan biri olarak görmek gerçekten zor. Bu şekilde düşünmek İsa'nın kim olduğuna dair kendi anlayışımı zorluyor. Yaptığı işle birlikte taşıdığı riskleri İsa biliyor olmalıydı. Kendisinden önceki birçok Yahudi lideri neler olduğunu görmüştü. Kudüs'ü açıkça eleştirmek, tek bir yönü olan bir yola girmekti. İsa'nın tapınaktaki rahipleri yaptığı eleştiriden birkaç gün sonra İsa tutuklandı, Romalılara teslim edildi ve ölüm cezasına çarptırıldı. İster inançlı ol, ister olma, İsa'nın çarmıha gerilmesi tarihi şekillendiren bir olaydı.
Bu konuda hemfikir olmalıyız. Kutsal Kabir Kilisesi'ne doğru yola çıkıyorum. Birçok insan, İsa'nın burada öldüğüne inanır. Bu kilisenin önceleri Cefa adı verilen bir kafatası yeri olan bölgenin üzerine yapıldığına inanılır. Çarmıha gerilme bölgesi. Bugün burası bir kilise ve John Dominic Rossum'la son görüşmemizi ayarladığım yer. Dominic, merhaba. Ha, nasılsın Kent? Seninle burada buluşmak. İçeri girip kiliseye bir göz atalım mı? Evet, tabii ki. 17 asırdır ziyaretçiler buraya kurtarıcı olarak taptıkları adamın hayatıyla bir iletişim kurma arayışları içerisinde gelir. Hemen kapının arkasında insanın vücudunun yattığı söylenen taşın üzerinden göz suyu sürerler. Kutsal Kabir Kilisesi şu ana kadar gördüğüm en şaşırtıcı yerlerden biri. Burası bana İsa'nın yaşadığı son günü düşündürüyor. Neden Romalılar çarmıha gelmeyi seçtiler? Çünkü çarmıha germe Romalılar için poster asmak gibiydi. Bunu halkı uyarmak için yaptılar. Buna bakın, bu adamın yaptığını siz yapmayın demek istediler. Yani İsa'yı başka bir şekilde öldürebilirlerdi ama tüm halk görsün diye çarmıha geldiler. Onu boğabilirlerdi ancak bu şekilde kamusal bir hale getirerek tüm halkın görmesini sağladılar. Yani Romalılar imparatorluk kurallarına karşı gelen tüm ajitatörleri yok ettikleri gibi İsa'yı da yok etmek istediler. Beni merak ettiğim soruysa bu neden hikayenin sonu olmadı? Neden İsa'nın takipçileri onun anılarına bu kadar tutkulu bir şekilde sadık kaldılar? Bizi İsa'nın ölümünü izleyen haftaları ve aylara götür. Bu topluluk nasıl ayakta durabildi? Temel konu şuydu. İsa ölümünden önce her şeyin kendisine bağlı olmadığını söylemişti. Tanrı'nın egemenliği de bir tekel değildi. Onlar bunun bir parçasıydı. Onlara zaten yetki verilmişti. Oldukça küçük ancak kesin adımlarla birkaç on yıllık sözlü gelenekten sonra yazmaya başladılar. Elbette ki bu çok önemli bir karardı çünkü yazılar kalıcıdır. Bu topluluğun üyeleri Yahudilik kültüründen kopmaya başladılar. Bu topluluğa şu an Hristiyan deniliyor ve bu topluluklar Roma İmparatorluğu boyunca türemişlerdir. O kadar hızlı ve geniş bir alana yayıldılar ki bugün İsa hakkında yeni anlayışlar hiç beklenmedik yerlerde ortaya çıkıyor. Şu an Güney Mısır'da bulunan Nag Hammadi adlı bir yere gidiyorum. Burası dışarıdan pek seyrek ziyaretçi alan bir yer. Ancak burası İsa hakkında ne bildiğimize dair bilgilerimizi sorgulamak ve arkeolojik keşifler yapmak için oldukça verimli bir yer. Burayı ben kendim görmek istiyorum. Şu an keşifler konusunda dünya otoritelerinden biriyle beraberim. Evet Kent, ne düşünüyorsun? Dr. Marvin Mayer. Bana anlattığı hikayeye göre 1945'te iki kardeş uçurum kenarı boyunca gübreyi kazarken sıra dışı bir şeyle karşılaştılar. Bu kumun içine gömülmüş oldukça büyük bir kavanozdu. Büyük olasılıkla şuralarda bir yerde olmalı. İçinde inanılmaz bir şey buldular. Bazıları yeni vasiyet kadar eski olan İsa'nın hayatı hakkındaki kayıp İnciller. Bugün bunlar Gnostik İncilleri olarak biliniyor. Asırlar önce Saint Pacomius adlı manastırda yaşayan rahipler tarafından kopyaları yapılıp gömüldüler. Bu rahiplere Gnostik İncillerini ortadan kaldırma görevi verilmişti. Ancak rahipler bu İncilleri sakladı. Rahipler için buraya gelip bu belgeleri bir kavanoza koyarak gömmek nasıl bir şeydi, açıklar mısınız? Aslına bakarsanız eğer bu ilham verici yazıları okudularsa rahipler için bu yazıları yakmak veya nehre atmak oldukça zor olacaktı. Ve bir şekilde bu yazıları saklamak istediler. Bunlardan kurtulmak gerekiyordu ama problem şu ki bir yazıdan nasıl kurtulabilirsiniz? Onu bir kavanoza saklarsınız. Kardeşler keşiflerinin ne kadar önemli olduğunun farkında değillerdi. Bu yüzden ancak yıllar sonra akademisyenlere gidip yazıları çevirmelerini istediler. Ve bir yazı bulup çevirdiğinizde o kişiyi tekrar konuşturma şansını yakalamışsınız demektir. İsa'yı anlayan ve hakkında yazı yazan bir kişiyi tekrar konuşturabiliyorsunuz demektir. Ben bundan daha heyecanlı bir an düşünemiyorum.
Bu uçurum boyunca birçok mağara var. Rahiplerin bu mağaralar içerisinde vakit geçirdiklerini söyleyebiliriz. Ben bir tane buldum. Mağaranın içi antik el yazılarıyla doluydu. Bu yazıları Gnostik İncil'lerindeki Koptik, yani Hristiyan Mısırların kullandıkları dille aynı el yazılarıydı ve Yunan alfabesiyle yazılmıştı. Bunlar ilahilerdi. Yani rahipler buraya gelip ilahilerin sadece başlangıçlarını yazdılar. Böylece bu yazılar ayinlere dahil olacaklardı. Bunların hepsi çok güzel, kırmızı doğal bir boyayla boyalı. İnanılmaz. Mağaradaki yazılar beni Gnostik İncil'leri zamanına ve çarmıha gerilmeden hemen sonraki asırlara götürdü. İsa'nın gerçekten kim olduğuna karar vermeye çalışan ilk Hristiyanların zamanına. Ama şimdi Gnostik İncil'lerini bu kadar tehlikeli yapan nedir onu bulmalıyım. Neden kutsal kitabın içinde yer almak yerine toprağa gömülü bir şekilde saklandılar? Bu yolculuğumuz son ayağı. Kahire'deki Koptik Müzesi'nde sınırlı bir bölgede gerçek Gnostik İncil'leri bulunuyor. İçlerinde onları gömülmeye mahkum edecek ne yazıyor diye ortaya çıkarmak için buradayım. Merhaba Kent, nasılsın? İyiyim. Seni tekrar görmek güzel. Seni de. Koptik Müzesi'ne hoş geldin. Teşekkür ederim. İşte buradalar. Bunlar yazılar, Nag Hammadi yazıları. Çok güzeller. Çok güzeller değil mi? Bu papirüs oldukça iyi saklanmış. Mürekkep oldukça temiz. Gerçeğini görmek harika bir duygu. Beni asıl ilgilendiren neden bu yazılar bu kadar tehlikeliydi? Neden toprağın içine gömüldüler? Bu yazılar Hristiyanlığın farklı bir açısını vurguluyordu. Birçok kilise rahiplerinin ve liderlerin kabul ettiğinden farklı bir tarz. Bu yazılar ruhani bilgi yazılarının bir parçası. Yani bu yazılar inanca karşı bilgiyi vurgulayan yazılardı. Yeni Vasiyet'te 4 tane İncil bulunuyor. Burada bir düzine daha var. Thomas İncil'i ise en tartışmalı olan. Neden? Çünkü bu İncil Hristiyanlığın esas inanışını ve İsa'nın kutsallığını sorgular. Bu İncil'de şöyle der: egemenlik sizin içinizdedir. Kendinizi tanıdığınız zaman göreceksiniz ki her biriniz Tanrı'nın çocuklarısınız. Thomas İncil'ine göre İsa bilgeliğin öğretmenidir. Yahudi bir bilgi kişidir. İsa herhangi bir fiziksel mucize yaratmaz. Dünyanın sonu hakkında kehanette bulunmaz. Tam tersine bu yaklaşıma karşı çıkar. Kimsenin günahı için ölmemiştir. Peki yine çarmıha gerilerek mi ölüyoruz? Ölümü hakkında herhangi bir bilgi verilmiyor. Thomas İncil'inde bu konuda bilgi yok. Ve Thomas İncil'ine göre İsa ölümünden sonraki üçüncü günde dirilmez. Yani diyorsunuz ki şunu denemek istiyorum. Belki ona şüpheci Thomas demelerinin sebebi budur. Thomas İncil'ine göre İsa Tanrı'nın tek oğlu değil. Şimdi bu belgeler açığa çıktığına göre görmezden gelinemezler. Peki ya bu yazıların etkileri? Dini inanışı etkileri nedir? Görmek istediğim bir yer daha var. Mısır'ın doğu çöllerinde manastır hayatını yaşamış bir dizi Hristiyan rahip var. 4. yüzyıldan beri. Adı Saint Anthony. Saint Anthony, Hristiyan manastırı tarafından milattan sonra 356 yılında Gnostik İncil'lerinin dinsiz olduğunun deklare edildiği zamanda yapıldı. Rahipler o zamandan beri burada ibadet etti, dua etti ve yaşadı. Umuyorum ki bu uzak yer bana inançlılığın önceden ve şimdi ne anlama geldiğini öğretebilir ve Gnostik İncil'lerini tercüme eder. Peder Maximus, adım Kent. Tanıştığımıza memnun oldum. Memnun oldum. Burası çok güzel bir yer. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Peder Maximus, San Antonio'da 30 yıldır rahiplik yapıyor. Pederin yaşamından çok etkilendim.
Neredeyse binlerce yıl önce Mısır çöllerinde yaşamış rahiplerin yaşamlarından hiçbir farkı yok. Çölde kendinizi Tanrı'ya daha mı yakın hissediyorsunuz? Evet, tabii ki. Evet, ancak bu şekilde yaşamak zor olmalı. Bu şekilde yaşamak zor, ancak oldukça güzel ve eğlenceli bir yaşam. Demek istiyorum ki bir rahip olarak burada yaşadığınızı hissediyorsunuz. Eski zamanlarda pederlerin İncil'i gerçek hayata nasıl tercüme ettiklerini de. Evet, burada ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Peder Maximus beni Manastır'ın kilisesine getirdi. Dünyadaki en eski kiliselerden biri. Bu inanılmaz. Tüm bu çizimler. Burası St. Anthony Kilisesi. 4. yüzyılda inşa edildi. 4. yüzyılda. Yapı, bina 4. yüzyıldan kalma. Kilise Koptik nakışlarla kaplı. Bazıları Nag Hammadi'deki rahiplerin Gnostik İncil'lerini kopyaladığı zamanlarda boyanmış. Şunu bilmem gerekiyor. Bu yeni İncil'ler Maximus gibi inançlı bir Ortodoks'u nasıl etkiliyor? Bu buluşların bize İsa ile ilgili bir şeyler anlattığını düşünüyor musunuz? Evet, İsa hakkında bir şeyler söylüyorlar ama yanlış bir yöntem. Yanlış bir yöntem mi? Size anlattılar mı? Onlar İsa'nın çarmıha gerilmediğini söylüyorlar. Demek istiyorum ki bu inanılmaz. Çünkü İncil'den bazı semboller alarak putperest mitolojisiyle birleştiriyorlar. Yani bu ikisini kombine etmeye çalışıyorlar. Ki bu doğru değil. Yani bu demek oluyor ki onların Hristiyan olmadığını söyleyebiliriz. Biz tüm bu Gnostik hareketi kiliseden aforoz ettik ve bunun bir Hristiyan hareketi olmadığını söyledik. Bu hareket tamamen farklı bir şey. Baptiston hakkında hiçbir şey yok mu? Peder Maximus'un hiç şüphesi yok. Ona göre Gnostik İncil'leri aykırıdır. Ve Hristiyanlık onlar olmadan daha iyidir. Bana göre bu İncil'leri görmezden gelmek o kadar da kolay değil. Gnostik İncil'leri önemlidir. En başından beri bu İncil'ler Hristiyanlığın farklı tipleri ve İsa'nın farklı versiyonları olduğunun bir hatırlatıcısı gibidir. Ben İsa hakkında araştırma yapmak üzere işe koyuldum. Ama nereye vardım? Sanırım İsa hakkında daha fazla araştırma yaptıkça yeni soruların ortaya çıktığını keşfettim. Şüpheci Thomas diye bilinen Thomas karakteriyle birçok bağlantım olduğunu hissediyorum. Thomas, İsa'nın dirilişi konusunda şüpheci yaklaşıyordu. Ve ben de İncil'e ve İsa'nın hikayesinde kendi sorularımı ve şüphelerimi ortaya koyuyorum. Ancak o bir müritti ve mürit olarak kaldı. Ve bence bu sadece dürüst bir insan olmanın bir parçasıydı. Ben bunun böyle olduğuna inanıyorum. Ve İsa'nın bile benim gibi birinin sorular sormaktan vazgeçmesini isteyeceğini sanmıyorum. Çünkü onun hakkında araştırmalar yaptıkça onu daha iyi anlayacağımıza inanıyorum.